Rahim abla beğendin mi bir tane yemişsin? Yesene Rahim abla. Yiyorum. Hoşuna gitti mi? Güzel. Ye tatlıyı. Güzel. Şimdi güzele güzel derim. Ye tatlıyı, doğru atlıyı diyeceksin. Laf oraya gidiyor. İçimden o geçti ama. Bir yerde durdum saçma, Fatih. Saçma sapan bir şey olur diye. Kadınca... Yarıda kaldı. Aynen. Yani afiyet ya olsun. Rahim Hanım beğendi tatlıyı. Fatma Hanım. Beğendim. Beğendiniz, afiyet olsun. Özgür Hanım. Ben de beğendim, elinize sağlık. Afiyet olsun. Sadece porsiyonları büyük olmuş. Evet, şekli bir değişik kullandım. Olmuş, büyük olmuş. Küçük. Onun haricinde izleyince görürsünüz, küçük koydum. Nasıl maşallah kabardıysa kabardı. Anlamadım yani. Ama biraz fos diye de inmiş. Kabarmış ya, ama Allah'tan içi ben de ama Fatma falan değil. Ben övüyor zannettim. Neyse ki iki saniye geçmeden. Fatma Hanım'ın övmesi bu bence diye düşünüyorum. Gene sen övgülerini evet, al. Övgülerini. Peki afiyet olsun evet. Fatma Hanım. En azından hiç hamur kalmadı yani. Evet, evet ona içinde baktım. Özellikle kabuk baktım. Yani yok. Evet, içinde kabuk kalmadı. Elinize sağlık. Yağmur Hanım siz beğendiniz çok mi? Çok güzel olmuş. Güzel olmuş. Peki afiyet olsun. Olsun. Ben de hemen bir iki takipçimin yazdığı yorumu söyleyip geçeceğim. Elimde görmüşler yazmışlar ki kadın bir o profesör hamuru mu Erzincan kedisi? Ama elimde şöyle somun gibi duruyor aralarında. Ama siz gördünüz nasıl bereketlendi. Çok küçük koydu, yumurtası çok bol diye iyi kabardı. Çok küçüktü yani ama bence herkes lezzetini beğendi. Ağzımız tatlandı. Beğendim. Ellerine sağlık Fındacığım. Çok güzel bir gün geçirdik mutfakta da. Genel anlamda baktığımda çok güzel bir gün geçirdim. Çok eğlendim. Elime emeğime sağlık. Hamaratlığımı gösterdiğimi düşünüyorum. Bunu da hamaratlığını bence gösteremedim. Mezeyle hamaratlık gösterilmez. Kaburga dolmasını da biz dolma beklerken pilav üstü et gelince bence gösteremedi. Funda Hanım bende biraz hayal kırıklığı yarattı. Başta söylemiştim zaten. Menüsünü beğenmiştim. Yetiştirir demiştim ama çoğu yemeğini beğenemedim. Hep birlikte kalkalım arkadaşlar sana puanlarını versinler. Ardından da yarın kim yarışacak onu öğrenelim değil mi? Aynen. Hadi bakalım buyurun gidiyoruz. Funda'nın yemeklerinde beğendiğim de oldu, beğenmediğim de oldu. Hoşuma giden de oldu, gitmeyen de oldu. Pişmiş dediğim de oldu, pişmemiş dediğim de oldu. Benim Funda'ya puanım... 2. Funda Hanım'ın kaburga dolmasını beğenmedim. Çünkü kaburga dolması olduğu halde önümüze sadece etli pilav gelmiş gibiydi. Ama etini beğendim. Tatlınızı da beğendim Funda Hanım. O yüzden size puanım. 3. Funda Hanım, yemekleriniz genel olarak güzeldi. Tatlınızı çok beğendim. Fakat bence en önemli şey ana yemekti. Yani sonuçta doyuran yemek o oluyor. Ama ana yemeğini beğenemedim maalesef. Buz gibiydi. O yüzden size puanım. 3. Funda Hanım'ın bugün masasını ve yemeklerini genel olarak beğendim. Masası şıktı, çift servis açmıştı. Bu da güzel bir detaydı benim için. Ana yemeği maalesef çok fazla aşaması yoktu ama yine de soğuktu ve pilavı diriye yakındı, dişe geliyordu. Tatlısını beğendim. Her ne kadar şekli şemali biraz değişik olsa da genel olarak beğendim. Funda Hanım'a puanım. 3. Evet, haftanın ilk seçimiyle başlayalım. Hadi bakalım kim geldi? Sarıyla beyaz. Beyaz iyi döndü, iyi tur evet, attı. Evet, sarıyla beyaz. Bakalım yarının şanslı ismi kim olacak efendi? Hazır mısınız? Hazırız. Oo, güzel. Funda, hazır mısın? Hazırız. O zaman seslen bakalım kim yarışıyor? Rahime. Rahime Hanım yarışacak. Rahime abla. Hazırsın yani. Evet, hazır mıydın Rahime abla? Hazırım. Biraz erken mi oldu? Hayır, yok yok. Aa, güzel. Sen 35 yılı devirmiş tecrübeli bir kadınsın. 2 saatin yani içinde yaparım. De inşallah her şeyin hakkından geleceksin. İnşallah. Peki. Yarın benim günüm. Kendime çok güveniyorum. İnşallah yemeklerimi eksiksiz yapıp lezzeti yine önlerine vereceğim. Rahime Hanım kendisini çok fazla ön plana atıyor ve iddialı olduğunu söylüyor. Benim gözümü çok büyüttü kendisini açıkçası. Ben ondan hem sunumuyla olsun hem yemekleriyle olsun gerçekten çok büyük bir beklenti içerisindeyim. Umarım bu beklentimi karşılar. Yarın NOW ekranlarında en amarat benim de Rahime Hanım olacak. Tecrübesiyle, iddiasıyla, hevesi de geldi bu programa. Eminim güzel yemekler çıkartacaktır. İnşallah. Şimdi sıra bende. Funda'nın masasına, hamaratlığına ve mutfak adaptasyonuna puanımı vereceğim. Yarın hep birlikte yine aynı saatte görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Funda Hanım'ın ellerine kollarına sağlık. Evet, haftanın ilk gününü geride bıraktık. Funda Hanım bana sabahtan çok sessiz, sakin bir hanımefendi geldi. Ama kendine güvenen, işi bilen bir kadınmış. O yüzden de tıkır tıkır işlerini halletti. Kendinden emin bir şekilde yaptı. Ben açıkçası mutfak performansını çok beğendim.
Ama sofraya gelince yemekler beklediğim kadar da iyi olmamıştı. Orada tabağını beğendim, gayet lezzetliydi. Onlara diyecek bir lafım yok. Ara sıcakta evet içi köftesinin dışı pişmemişti. Çünkü böldüğümde içindeki o kitel bulgurun daha beyazlıkları duruyordu. İç harcının lezzetini beğendim. Kereviz salatası tuzsuzdu, onu beğenemedim. Ana yemeğe gelince evet kaburga dolması demişti. Etini güzel pişirmişti ama yine sabah uyarmama rağmen yemekler soğuk geldi. Artık kaç defa söylemem lazım. Yemeklerinizi ısıtın. Pilav zaten pişmemişti, diriydi, et de buz gibiydi. Halbuki o eti ben didik dediğimde sıcacıktı ve çok da güzeldi. Etin lezzeti de vardı. Ama maalesef ana yemekte lezzet alamadım. Tatlıya gelince evet tatlı biraz somun ekmeği gibi olmuştu ama kreması da, kıvamı da, çikolatası da çok güzeldi. Eline koluna sağlık diyorum. Ben biraz daha Funda Hanım'dan kendisini savunmasını beklerdim. En azından belki misafirleri başka konularda ikna edebilirdi ama sessizliğini korudu. Yine de eline koluna sağlık diyorum ve puanımı veriyorum. Çok mu konuştum? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.